arkadaşlar. Çember ve daire ünitesine devam ediyoruz. Çemberde açıyı bitirdik. Şimdi dairede çevre ve alana geldik arkadaşlar. Öncelikle dairenin çevre uzunluğundan başlayalım. Bir çember ile çemberin iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçasına biz daire diyoruz. Daha önceki gördüğümüz şey aslında arkadaşlar çemberde. Çember nedir? Bir boş bir tel. Tel parçasının kıvrılıp yuvarlak bir hale getirilmiş halidir. Ama daire dediğimiz zaman bu bir levha halindedir. Yani içinin dolu olması gerekir. Daire ile çemberin farkı budur arkadaşlar. Çember sanki bir teli bükmüşüz de içi boş bir şekildir. Ama daire dediğimizde bir sanki metal levhadan böyle bir yuvarlak kesmişiz. İçi dolu şeklidir. Tamam mı arkadaşlar? Dairenin büyüklüğü değişse de çevresinin çapına oranı daima sabit bir sayıdır. Bu sabit sayıya biz arkadaşlar pi adını veriyoruz. Pi sayısı 3,14 ile başlayıp devam ediyor sonsuza kadar. Hala sonunu bulamadılar. Biçiminde yazılan bir irrasyonel sayıdır. Pi sayısı sayı sorusunda 3,14 ile 22 bölü 7 arasında yer alır. Çapı R birim, yarı çapı R birim, küçük R birim olan bir dairenin çevre uzunluğu Ç olmak üzere. Çevre eşittir arkadaşlar. Çap çarpı pi'dir. Ya da biz bunu çevreyi şöyle gösteririz. Çap çarpı çevre eşittir 2 pi r. Bir r buradaki r nevidir? Yarı çaptır diyoruz. Şeklinde elde ediyoruz çevremizi. Evet, yan doğu merkezi çember verilmiştir. Bu çemberin yarı çapı 4 santim olduğuna göre çevresinin uzunluğunun kaç santim olduğunu bulunuz. Çemberin öncelikle çevresinin uzunluğunu formülü neydi arkadaşlar? Çevre formülü uzunluğumuz. Çevre uzunluğumuz eşittir 2 pi r. Burada pi'yi 3 almayacaksınız. Soruda vermediği sürece sadece pi olarak kalacak arkadaşlar. Ortaokuldan alışkanlık bazen pi yerine hemen 3 yazıyorsunuz. Soru vermediği sürece onu pi olarak bırakacaksınız. 2 çarpı pi çarpı r'yi zaten soruda vermiş. 4 eşittir ne diyoruz? 8 pi'dir diyoruz çevre uzunluğuna bu çemberin. Geçiyorum bir sonraki soruma. Yanda merkezi O noktası olan daire şeklinde bir kavşak verilmiştir. Bu kavşağın yeşil alanını korumak için çevresine 180 metre uzunluğunda örtülü tel çekilmiştir. Kavşağın merkezinden geçecek şekilde yeşil alanın bir ucundan diğer ucuna düz sulama borusu yerleştirilmektedir. Borunun uzunluğunun kaç metre olması gerektiğini bulunuz demiş. Evet arkadaşlar, şimdi aslında şurası kavşağımız. Kavşağımızın etrafını telle çevirmişiz. Bu bir çember, daire. Dairenin etrafını çeviriyoruz. Dairenin çevresini çevirdiğimizin çevre uzunluğu lazım. Çevre uzunluğu neydi arkadaşlar? 2 pi r'ydi. Tam ortadan çizdiği için, merkezden geçtiği için aslında bu çaptır. Aslında bana sordu. 2 r'yi soruyor. 2 r'nin uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi 2 pi r'yi bana vermiş aslında. Yeşil alanı korumak için çevresine 180 metre uzunluğunda bir tel çekildi demiş. Yani o zaman çevresinin 180 metre olması lazım diyoruz. Buradan 2 r'yi ne buluyoruz arkadaşlar? 180 bölü pi buluyoruz. Evet, kavşağın merkezden geçecek şekilde, merkezden geçtiği için ona dedik çap deriz. Bu da 2 r uzunluğundadır dedik ve bize 2 r'yi soruyor dedik. 2 r'yi de bulmuş olmuş olduk arkadaşlar. Geçiyoruz şimdi sorumuza. Çevresi 24 pi santim olan çemberin yarıçapı kaç santimdir? Şimdi çevre uzunluğumuzun formülü neydi çocuklar? 2 pi r'ydi. Bu da neye eşitmiş? 24 pi'ye eşitmiş. Öncelikle her tarafı 2 pi'ye bölersek, pi'lerimiz sadeleşir, 2'ler sadeleşir. Burada sadece r kalır. Burada da pi'ler sadeleşir. 24'ü 2'ye böldüğünüzde ne yapar? 12 santimetre yapar. Yarıçapı neymiş? 12 santimetredir deriz. Geçelim bir sonraki özelliğimize, yay uzunluğuna. Yanda verilen O merkezli çemberde AB yayının ölçüsü A olmak üzere AB yayının uzunluğunu AB'nin mutlak bölüşü mutlak uzunluk şekli arkadaşlar şeklinde gösteriyoruz diyoruz. Biz AB yayının uzunluğunu bulurken de çevre uzunluğu çarpı, bu çevre uzunluğuydu biliyorsunuz, çarpı alfa bölü 360. Buradaki alfanızın, A açınızın merkez açısı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. A açısının merkez açısı olması gerekiyor. Evet, yarıçapı 5 santim olan bir çemberde ölçüsü 120 derece olan yay parçasının
uzunluğu kaç santimetre olduğunu bulunuz demiş. Bir çemberim var. Yarıçap uzunluğu 5 santimetre. Öyle bir yay var ki AB yayı diyeyim ben bu yaya. Ölçüsü 120 derece. Benden bu yayın uzunluğunu istiyor. Bu yayın uzunluğunu istiyor. Yani AB yayının uzunluğunu istiyor. Bakın ölçüsünü demiyorum. Ölçüsünü zaten vermiş. Uzunluğunu istiyor. Hemen bunu bulurken arkadaşlar çevre çarpı 120 derece merkez açı zaten gördüğü yayın uzun ölçüsüdür. 120 derece. 120 bölü 360 derece diyorsunuz. Hemen R'imizi de 5 vermiş zaten. Onu da direkt 5 şuraya yazayım. Hiç uğraşmayayım. Şurayı sadeleştirdiğinizde 120'yi 120'ye bölerseniz 1. 360'ı 120'ye bölerseniz 3. Yani 2 çarpı pi çarpı 5 çarpı 1 bölü 3 kalıyor. Oradan da 10 pi bölü 3'tür diye cevabımızı söylüyoruz. Geçelim bir sonraki özelliğimize. Yanda verilen, pardon özellik demişim sorumuza. Yanda verilen O merkezi 8 cm yarı çaplı çember şekildeki bakır telin A ve B noktaları ile belirtilen kısmı AB 90 derece olacak şekilde kesilerek M merkezde yeni bir çember yapılmıştır. Oluşan küçük çemberin yarı çapının kaç santim olduğunu bulunuz. Güzel. Öncelikle bu yayın uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Bu yayımızın uzunluğu ne olacak? 2 çarpı pi çarpı yarı çapım 8. AB yayının uzunluğunu buluyorum şu an. AB yayının uzunluğu. 90 bölü 360'dan ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 4 yapar. Sadeleştirsek 4 ile de 8 sadeleşir. 4 pi yapar. Bu yayla yeni bir çember oluşturdum. Oluşturduğum çember ne yapmış oldu arkadaşlar? Bu yaydan oluştuğu için bunun çevresi bu yay olmuş oldu. Yani bu çemberin çevresi 4 pi olmuş oldu. Peki ben bu çemberin çevresini nasıl hesaplıyordum? 2 pi r'den hesaplıyordum. Hemen her tarafı 2 pi'ye bölerim. R'yi yalnız bırakırım. Buradan 2 eşittir r olur arkadaşlar. R'mizi 2 bulmuş olduk. Zaten bize R'yi sormuştu. Evet, yarıçapı 6 santim olan bir çemberde ölçüsü 45 derece olan yay parçasının uzunluğunun kaç santim olduğunu bulunuz. Bunu öğrendik artık. Hemen ne diyeceğiz? Yay uzunluğu sorduğu zaman çemberin çevresini değil de çemberin sadece bir parçasını, bir yayının uzunluğunu sorduğu zaman çevre çarpı yayın ölçüsü, yayın ölçüsü bölü 360 derece yapıyoruz. Herkesi 45'e bölersek 1 bölü 8 yapar. R'mizi zaten 6 vermiş hemen yerine korsam. Çarptığım zaman 12 pi bölü 8 yapar. Sadeleşir o da 4 pi bölü 2 pardon 3 pi bölü özür dilerim. İkisi 4'e bölünür. 4'e bölersem 3, 4'e bölersem 2. 3 pi bölü 3 pi bölü 2 olur diyoruz yayımızın uzunluğu. Evet, yarıçap 12 santim olan çemberde 45 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaçtır? Hemen ne diyoruz? Yay uzunluğu sorduğu zaman çevre çarpı yayın derecesi bölü 360 derece formülümüzden yararlanıyoruz. 2 çarpı pi çarpı 12 çarpı alfamız 45 bölü 180 pardon 360 180 nereden çıkıyor? Her taraf 45'e bölünür. 1 olur. 8 olur. 24 pi bölü 8 gelir. Oradan da 3 pi gelir. Yani şöyle bir merkezimiz olsun bu. Biraz şey oldu ama 45. Şuradaki bize AB yayını sorduğunu düşünürsek şu AB yayının uzunluğunu bakın AB yayının uzunluğunu biraz önce ölçüsünü buluyorduk bir video önce de. Şimdi uzunluğuna geçtik. Bu da 3 pi oluyor diyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere.